istiyoruz. Dışarılarınızın boyanmasını istiyoruz. Evet, dış yapılarının yapılmasını istiyoruz. Evet. Burada kiralarımızın kiralarda biraz daha fiyatlamalarda esnafa tolerans yapılsın. Boş dükkanlar var. Boş dükkanların ihalesi için artık büyükşehir ne yaparsa Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufunda. Ya şimdi buranın dış cephelerinde boya badana eskimesi var. Mesela dışı güzel yine yapılabilir. Mesela bu buradaki belediye dükkanlarımız yapıldı. Burada aynı dış cephesi, tentesi, boya badanası, akan yerler var. Bunlar da yapılabilir. Engin Bey daha önce söz verilmişti zaten. Eski belediye başkanımız karşıda söz vermişti bize yapılacağını. Tentelerin aynı düzende. Güzel bir kaplama yapılacak. Böyle bir şeyimiz var, sıkıntımız var. Artı dükkan kiralarında sorunumuz var. Hep beraber arıyoruz. Karşıda Dinayet'in 40 metrekare dükkanı 10 lirayken bizim 10 metrekare dükkanımız gene 10 lira oldu bu sene. Öyle mi? Aynen 10 liraya geliyor. Bunun adaletsiz bir olduğunu sanıyorum. Yok, geçen sene koronadan dolayı Büyükşehir Belediyesi istisna yaptı. Kiraya zam artı kiraya zam yapmadı. Kirada indirim yaptı. Hatta kaç bin liraydı? 2000 lira falan bir indirim yaptı. Kirada destek oldu. Ondan belediyenin şeyini yapmayalım. Ama biz sadece bir de öncelik olarak işte dükkanlarımızın bu dış cephelerinde sorun var. İşte yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? Muamma var orada. Yani rahat değiliz. Dükkana sabah geliyoruz. Dükkan yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? Tam bir bilgimiz yok. Neyin olduğu belli değil. Büyükşehir'in şimdi bilmiyoruz. Büyükşehir'in ne yaptığını orada bizim bir şeyimiz yok. Açıkçası. Diyaloğumuz yok yani. Büyükşehir'den gelen yok. Yani bize işte derdiniz ne? Vaziyet. Yani bizim derdimizi dinleyen yok. Açıkçası. Tek kelimeyle bu yani. Yani şimdi burada 40-50 tane adamlar. Yani burada çaycısı var, işte familyası var. Yani bu esnaflara biraz daha destek olunursa en azından yani yıkılma pozisyonu var mı yok mu o belli değil. Yani yıkılsa bile buradaki kişiler mağdur edilmeyeceğine bir garantisi olsa veya yıkılmasa, keşke yıkılmasa. Yani burada şimdi günlük çalışan insanlar var. Durumları zayıf bunlar. 1987'den beri burası yapıldı. Tabii 90'dan beri burası. 10 metrekare esnafa destek. Eski başkanımız Salih Soysal Bey. 10 metrekare bunları şey yaptı. Ama burada yapılan bir yanlışlık var. 4 dükkanı birleştirip bugün kiraları daha bir fazla oldu. O yüzden çoğu dükkanlar boş. Yine eski duruma getirip 10 metrekare dükkanları şeye çıkartsalar, ihaleye çıkartsalar burada esnafların daha bir fazla değil mi? Kalabalık olur. Yani. Bir ticaret oluşur. Ama bu şekilde atıl bir vaziyette görünüyoruz. Yani güzel olmuş yani çarşı merkezde. Şurada kaldırımımız hala yapılacak. Bakın. Burada hamile kadınlar geçiyor, yaşlılar. Evet, burası çok eski kurulmuş bir pazardı eskiden. Halk pazarıydı, köylü pazarıydı. Zaman içerisinde bu dükkanların sayısı artırıldı. Fakat buradaki esnaf arkadaşların en büyük sıkıntısı ne oldu? Kiraların sürekli artışı oldu ve buradaki dükkanlar acaba her sene yıkılacak, bir de sürekli her 3 yılda bir kontratın noteri zorunda tazelenmesi bunlara maddi de bir külfet getiriyor. Bundan da sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler. Bu vesileye İYİ Parti İlçe Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı da bizimle beraber devam başladılar. Buraya geldiler, sohbet ettik, dertlerini dinledik. Bu arkadaşların talepleri, buradaki esnaf arkadaşların talepleri, biz eve giderken acaba dükkanımız yıkılacak mı korkusundan artık kurtulmak istiyoruz. O psikolojiden kurtulmak istiyoruz diyorlar. Talepleri Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden aynı karşıdaki binanın yapılması gibi, buranın tadilatının yapılması, akan yerlerin tamiratının yapılması ve boş dükkanların kiraya verilerek en azından piyasadaki kira süspansiyonunu kurduğu için bu dengenin kurulması isteniyor. Biz de parti olarak her zaman bu arkadaşlarımızın, esnaf arkadaşlarının yanında olduğumuzu burada beyan etmek istiyoruz. İnşallah Ordu Büyükşehir Belediyesi de bizim bu arkadaşlarla birlikte bizim öneri ve düşüncelerimize katılırlar. En kısa zamanda bu saygıdeğer esnaf arkadaşlarımızın zaten pandemiden çıkmış, zor bir süreç geçiren bu esnaf kardeşlerimizin de en azından psikolojisinin, morallerinin düzelmesine vesile olurlar. Ben bu vesileyle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni acilen göreve davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Zaten ekonomik kriz belimizi büküyor. Esnaf burada sıkıntıda. En önemli sorun da muhatap bulamamaları. Esnaf mağdur edilmesin. Herkes elinden geleni yapsın. O kadar. Tane değil. Caminin yanındaki belediye dükkanlarının olduğu bölgedeyiz. Buradaki esnafların bazı sıkıntıları var. Bu sıkıntıları özetleyecek olursak, birincisi büyük şehir olduktan sonra bu bölgenin tasarrufu büyük şehirde. Bu anlamda
buradaki birinci derecede muhatap bulamamaktan şikayetçiler. İkincisi, buradaki dükkanların akıbetiyle ilgili ciddi kaygı yaşıyorlar. Acaba dükkanlarımız yıkılacak mı kaygısı, nereden kaynaklandığını bilmiyoruz ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Burada bir toplu bir bu şekilde bir kaygı varsa demek ki bir yerlerden bir duyumları var. Onun dışında çok uzun süre önce yapılmış olan bu dükkanların artık belediye tarafından tadilatının yapılmasını istiyorlar. Bu anlamda işte çatılarının yenilenmesini, işte binaların dış cephelerinin iyileştirilmesini istiyorlar. Bunun için de kendilerine söz verildiğini beyan ettiler. Bir an önce yerine getirilmesini biz de arzu ediyoruz. Ve kiraların yüksekliğinden dolayı Ünye'de bu kadar da işsiz varken boş olan dükkanların yeniden ihale edilmesini ve makul bir fiyatla buranın daha bir canlılık kazanmasını istiyorlar. Biz de bu makul taleplerini kamuoyuna duyurmak için buradayız. Kendileri davet ettiler. İnşallah önümüzdeki dönemde kendilerine büyük şehirden muhatap bulur da ve buradaki bu serzenişlerine düzgün bir şekilde çözüm bulunmuş olur. En büyük kaygıları da buranın bir şekilde yıkılıp yerine farklı bir işhane veyahut da başka bir şey yapılması yönündeki kaygıları var. Bunların da birinci derecede ilk ağızdan kendilerine güvence verilmesini bekliyorlar. Bunlar da yapılmayacak şeyler değil. Bugünkü belediye bütçelerini veyahut da büyükşehirin olanakları dışında niyet edildiği zaman çok kısa bir süre içinde yapılabilecek, onarılabilecek, yapılabilecek istekler. Umarım Büyükşehir, Ordu Büyükşehir ve Ünye Belediyesi de bu işin içine altına elini koyar ve buradaki esnafı daha fazla mağduriyetini önlemiş olur. Bu vesileyle ben iyi bir netice alınmasını arzu ediyorum. Teşekkür ederim.